Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumalarında daha birlikteyiz. Sözler Risalesi'nde 10. sözdeyiz. Namı diğerle Haşr Risalesi'ndeyiz. Orada da 5. hakikatin içindeyiz. 5. hakikatin de inşallah bugün finalini yapacağız diyoruz. Ama nasıl olur bilemiyoruz. Çünkü sağımız solumuz belli olmuyor. Ama inşallah bitiririz diye ümit ediyorum. 5. hakikatin 113. sayfadaki haşiyesindeyiz arkadaşlar. Söz basım külliyata göre. Fakat önden önce yine bir ayet-i kerimemizi hatırlayalım. En başa bir dönelim. Yerimizi kaybetmeden. Haşr Risalesi'ne en başına giderek, suretlerin başına giderek, metnin başına giderek, buraya hangi adımla geldik, hangi güzel adımla başladık onu bir hatırlayalım. Haşr Risalesi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim ki her ayetin başındaki ayet, her ayetin gelişini sağlayan ayet, her ayetin anlaşılmasını sağlayan ayet ve her ayetin yüzünün baktığı ayet, yani geldiği ayet, gittiği ayet olarak görebiliriz bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim hikayemizin başlangıcı, insanlığın hikayesinin başlangıcı, evrenin hikayesinin başlangıcı Bismillahirrahmanirrahim'dir arkadaşlar. Çünkü Allah Rahman ve Rahim olmasaydı bize ne ihtiyacı vardı? Bizi niye yaratsın? Bize niye ikram etsin? Bizi neden bu kadar tecelliyle tanıştırsın? Farklılıkla tanıştırsın? Ayetiyle tanıştırsın? Elbette bunlar onun fazlından, kereminden, rahmetinden gelen sızmalar, tereşşuhlar, yansımalar. Elhamdülillah. O bilinmek isteyen bir hazineydi. O sayede de biz onu bildik yani. Bize ikram etti. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim dedik. İkinci ayet işte Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila a'ser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike lemuhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle vermiş söz basım bu ayet-i kerimenin. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Hep konuşuyoruz. Haşr Risalesi boyunca da bu noktaya dikkat çektik. Burada ayet-i kerime bize bir formül öğretiyor ki tadından yenmez. Nedir o formül? Eğer haşrin gerekliliğini ve imkanını kavrayamamışsanız, İçinizde tatmin olması gereken yerler varsa, delil arıyorsanız, o zaman neye bakın? Bahara bakın. Ne gözle bakın? Allah'ın rahmet eseri olarak bakın. Burada şöyle bir şey de var. Mevzu sadece bahardan ibaret değil. Yani ayet-i kerimenin başı sanki bunu da hissettiriyor. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine dediği zaman sadece bahar demiyor Cenab-ı Hak. Üstad Hazretleri'nin de Haşr Risalesi'nin içinde sadece baharı değil, kainatın başka başka yönlerini de andığını görüyoruz. O zaman şöyle bir şey aklımıza düşüyor. Yıldızı kayıyor veya ampulü parlıyor diyelim. Yeniden diriltişe benzeyen veya ikrama benzeyen, yokluktan varlığa çıkmaya benzeyen şeylerin tamamı bu anlamda bir ayet, bu anlamda bir aynalık yapıyor. Ama baharın onlar içinde ayrıca bir yoğunluk tarafı var. Yani baharda yokluktan varlığa çıkış, fakirlikten zenginliğe geçiş, açlıktan tokluğa aktarılış o kadar şiddetli şekilde gözüküyor ki belki o ayetlerin en başındaki ayet, onların başındaki Bismillahirrahmanirrahim de bahar. Ama ondan sonra kainatın genelinin yüzünde mesela yavruların sadece baharda mı? Her mevsimde kendine göre yavrusu var her mevsimin.
nasip olan ikramlar onlara, hayatta kalmalarını sağlayan kolaylıklar, bunlar da delil oluşturuyor ki, yani suretler olsun, işaretler olsun, hakikatler olsun, onların içinde böyle kainatın geneline de serpiştirilmiş, sadece bahar mevsimine değil, bütün mevsimlere serpiştirilmiş deliller olduğunu, ayetler olduğunu gördük. Ama baharda bunun bir şiddetli görünmesi var. Yani orada artık çok çıplak. O yüzden oradan başlamak ayet-i kerimenin bize öğütlediği bir şey, buyurduğu bir şey. Allah'ın rahmet eserlerinin tamamı yani aslında bunu gösteriyor. Fakat baharın durumu daha farklı. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ne demiştik? Baharı iktiza eden Cenab-ı Hakk'ın şan-ı rububiyeti yine iktiza eder ki insan nesli de kendi baharına muhatap olsun. Yoklukta kalmasın, ölümde kalmasın, hiçliğe gitmesin. Baharı gerektiren keremi, cömertliği, sehaveti, adaleti, intizamı, hikmeti, bütün Esma-ül Hüsna'yı koyun o cümlenin içine, koyun bu ayetin içine, hepsi yine iktiza ederler ki insanoğlu da bu kanunun dışına taşmasın. Nasıl ki bütün varlık haşir kanunuyla muhatap oluyor, haşir kanunuyla muhatap olarak dengesini buluyor, yarımlıkları tamam oluyor, bizce eksiklik gibi gözüken şeyler sürecin tamamına ermesiyle tamam eriyor. Öyle de insan neslinin de, türünün de bu dünyadaki yarımlıkları, mesela zalimin zulmüyle, mazlumun mazlumiyetiyle ahirete gidişi, ölüme gidişi, haklarını alamayışı, bu dünyada tam bir adalet olmaması veya hayallerimizin tamamının gerçekleşmemesi veya ikramları tatmamız ama bizde sürekli kalmamaları, sürekli acıkıyoruz değil mi? Aslında açlık kalıcı, tokluk geçici insanda. Yani insanoğlu yemediği zaman hep açlık vaziyetinde. Yedikten biraz sonra da yine açlık vaziyetinde. O zaman açlık asıl, tokluk geçici. Bu yarımlık bir nevi, bunun tamamlanması nasıl olacak? Ahirette, oradaki ebedi ikramlarla yani. Bu dünyadaki tokluğumuz geçmiyor yoksa. Bu dünyadaki açlığımız geçmiyor yoksa. Ha, bu rahmet işin muktazi tarafını, Cenab-ı Hakk'ın keremi, bu işin neden mecburiyet olmadığı halde Cenab-ı Hakk'ın böyle bir hilkatte bulunduğunu açıklıyor. Ama kudret tarafı neyi açıklıyor? Kudret tarafı da bunun imkanını açıklıyor. Cenab-ı Hakk'ın bir baharda yarattığı bir, on, yüz, bin, yüz bin, bir milyon, on milyon değil, milyar belki tür var. Tekrar varlığa davet ettiği bir baharda, bakteriden tutun büyüklerine kadar, ağaçlara kadar, onların yaprakları, dalları, çiçeklerine kadar yani. Tekrar varlığa çağırdığı bu canlıları bir düşünün. Bir de bir tek insan türünü düşünün yani. Onu ya o kadar sayfayı yaratmak mı zor? Bu kadar sayfayı yaratmak mı zor? Yani bir tek sayfayı mı yaratmak zor? O kadar yaratışı birbiri içinde girift halde başarmak mı zor? Bir tek insan türünün yaratılışı mı zor? Elbette diyoruz ki bahara imkan veren kudret hayli hayli imkan verir ki insan türü de tekrar varlığa dönsün. Ki onun rahmeti de bunu iktiza ediyor diye ayetlerimizi hatırladıktan sonra şimdi asıl kaldığımız yere dönelim ki buradaki haşiye de derse başlamadan önce biraz baktım. Zaten o dediğimiz şeyin izahıymış. Yani ben o ayet-i kerimeyi hep beyan ediyorum bu yönle aynalık yaptığını ama zaten burada yazan bir şeymiş. Bakınız o kudret tarafını burası nasıl söyleyecek az önce söylediğim şeyi. Okuyalım. Haşiyeden başlayalım. Bismillah. Haşiye. Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sahife hükmünde olan ruh-i zeminde, had ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam enva-ı masnuatı o tek sahifede kemali intizamla yazıp derc etmek, elbette geniş olan alemi ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşküldür. Evet, cennet bahardan ne kadar yüksek ise o derece bahar bahçelerinin hilkati o cennetten daha müşküldür ve hayret fezadır denilebilir. Ne söylendi burada?
İşte dikkat çektiğimiz o kıyaslama, kudret penceresindeki kıyaslama. Bahardaki işe bak, bir de insanın haşrına bak. Ya da burada söylendiği şekilde bahardaki o değişimin şiddetine bak, bir de cennetin sabiteliğine bak. Haşa, biz şunu demiyoruz ki yani cennet dünyadan daha aşağı bir varlıktır, haşa, böyle bir şey kastetmiyoruz. Böyle bir had bilmezlik yapmıyoruz. Şuna dikkat çekiyoruz. Yani mesela bir ne diyelim, ince yazıda mesela bir hat ki şu kadarcık bir metnin içinde ne yazmış? Yasin suresini yazmış. Yasin harfi yazmış şu kadar, ama onun içinde de mikro harflerle Yasin yazmış mesela. Orada da hattatın bir azameti görünüyor. Yani orada bir, bunu başarmak kolay mı ya? O ki bir harfin içine o kadar harfi sığdırmak el yazısıyla mümkün bir şey mi bu? Zor bir şey. Yani mümkün ama zor bir şey. Çok ustalık isteyen bir şey, göz isteyen bir şey, zanaat isteyen bir şey, sanat isteyen bir şey. Nasıl ki orada gördüğümüz bir azamet var, o küçüklük içinde görünen bir azamet. Bir de mesela aynı hattatın diyelim kocaman bir şeyi, hattı var böyle. Ulu Cami'nin hatları gibi. Ayasofya'nın o ne diyelim, ne diyorlardı onlara? Tabloları gibi, tahta hatlar var ya böyle köşelerde. Onlar gibi. Onlarda hattatın başka bir hüneri gözüküyor. Bir azameti, bir sanatı gözüküyor. Bu tarafta başka bir azameti, sanatı gözüküyor. Birisini küçük de yapıyor, birisini büyük de yapıyor gibi düşünün. Aynen onun gibi de Cenab-ı Hakk'ın bir cennette gözüken sanatı var. Bir de bu giriftlik içinde, karışıklık içinde gösterdiği bir sanat var. O da azametine bir delil, bu da azametine bir delil. Orada da yüksek sanatı gözüküyor, burada da yüksek sanatı gözüküyor. Üstad Hazretleri burada öyle bir kıyaslama yapıyor. Bir daha okuyalım. Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sahife hükmünde olan ruh-i zeminde. Cennetin büyüklüğüne dair mesela ayetleri, hadisleri okuduğunuz zaman anlıyorsunuz ki yani bayağı büyük bir yer olacak. Bu dünyadaki gibi böyle ne diyelim, bir apartman dairesinde 10 kişi oturuyor olmayacağız yani. Veya İstanbul'daki gibi kargacık burgacık oturulmayacak. Herkesin köşkleri, hem de bir tane değil birçok köşkleri, mekanları, alanları, yerleri olacak diye bize rivayetler haber veriyor. Oradan baktığımız zaman bile mekansal anlamda dünyadan çok daha aşkın bir yer olduğunu fark ediyoruz. Ruh-i zemin ona göre dar bir sahife yani, küçük bir yer. Had ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek ve 300 bin kitap hükmünde olan muntazam enva-ı masnuatı, sanatlı türleri, sanat türlerini o tek sayfede kemali intizamla, tam bir düzenle yazıp derc etmek, elbette geniş olan alemi ahirette latif ve muntazam cennetin binasından ve icadından daha müşküldür. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada gösterdiği sanat, o küçücük dar alanda yarattığı bu binlerce ayet, ölümler, dirilişler, açlıklar, tokluklar, bu gelişler, gidişler içinde gösterdiği sanat, bir anlamda cennetteki sabiteliğe kıyasla insanın perspektifinden düşünelim, daha zor bir iştir. Size deseler ki bir roman yazacaksın ama bir sayfada bitireceksin, bir de diyecekler ki bir roman yazacaksın 500 sayfa olacak. Bana sorarsanız az buçuk bu işleri yapan bir kardeşiniz olarak bir sayfada bir roman yazmak mümkün değil gibi gelir bana. Ama 300 sayfa yazarım yani, ne olacak ki? 300 sayfa, 500 sayfa yayarım olayları. Çoğalta çoğalta yazarım. Ekleye ekleye yazarım. Ama o dar sayfada o daha zor. Çünkü sığmaz. Yapılacaklar oraya sığmaz. Ama Cenab-ı Hak bak, bu kainatta o ölümler, gelişler, gidişler, yasiller, tekrar varlığa çağrılışlar falan içinde neler 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 yazıyor yani. Bir sayfayı 100 bin sayfa, 1 milyon sayfa yapmış. Öyle bir dar alanda büyük tecelliler göstermiş. Bu açıdan baktığın zaman baharın orada başarılan iş diyorum ya, o kadar türün tekrar varlığa dönüşü hiç cennetteki inden aşağı bir iş değil yani. O mahşerde insanın dirilişinden aşağı iş değil yani.
Niye burada böyle aklımıza bir imkansızlık, bir ya Allah nasıl yapacak falan gelsin ki? Zaten yapıyor. Olanı gördükten sonra olmayana niye iman etmeyelim? Hep diyorum, gayba iman mümin için, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu bizim gözümüzü açtığı bir şey ama aslında ayet-i kerimeler, sünnet, ehlullah, Allah dostları da hep bunu ihtar ediyorlar da bizim gözümüzü, mürşidimiz olarak Bediüzzaman Hazretleri açmış. Şunu fark ediyoruz, gaybi meseleler zaten uçları dünyada olan kanunlar. İşte ahiret. İbn-i Sina akıl o yolda ilerleyemez demiş. Üstad Hazretleri bize ne gösteriyor? Ayet-i Kerime bize ne gösteriyor? Ya dünyada oluyor o. Baharı görmüyor musun? O kanunun buradaki ucunu görmüyor musun? O zaman ona da iman et. Diğer ucuna da iman et. Onun külliyetine iman et. Nasıl Newton, Galile'nin yerçekim tespitini daha geniş düşünmüş. Demiş ki ya dünyada böyle oluyorsa uzayda da böyle oluyordur. Kütle çekim yasası daha genel bir şeydir. Hatta bu gezegenler falan o sayede, bu sistemler falan o sayede, işte uydular, güneşler, yıldızlar falan o sayede yörüngelerde kalıyorlar diye bir çıkarımda bulunmuş. Elhak doğru bir çıkarım. Biz de bugün diyoruz ki evet işe yarıyor bu çıkarım. Kütle çekim yasası diye bir şey var. Ve evet buradaki kanun Mars'ta da işliyor. Onun kütlesine göre, onun hızına göre, şununla göre, bununla göre ama bir kanuniyet içinde orada da ona göre tecellisi var. Ayda çekim kuvveti dünyadakinin 1/6 mesela. Burada 1 metre zıplıyorsanız ayda 6 metre zıplarsınız. Fazla zıplamayın, uçup gidersiniz uzaya. O astronotların yürüyüşü vardır ya, görürsünüz böyle bir adım atıyor havada böyle sanki böyle hani asılı kalıyormuş gibi. Çekim kuvveti az olduğu için. Yani öyle fazla coşmaya gelmez, bir fazla kaptırdın mı kendini? Soluğu uzayda alırsın. Onun gibi de ya dünyada biz bunları görüyoruz, ahirettekine, gayiptekine niye iman etmeyelim? Yine üstadım meleklere iman bahsinde mesela diyor ki, bir temsil veriyor. Ya gitsen diyor, baksan bir yerlerde saraylar var, bir de küçük bir kulübe var. O küçük kulübenin içi yüz binler sofralarla, canlılarla, şunlarla bunlarla dolu. Onu gördükten sonra der misin ki ya bu kulübeyi canlılarla dolduran can Allah Sultan, orada Sultan diyor, Allah'a biz bağlayacağız temsilin hakikat kısmında. Böyle bir sultan o sarayları boş bıraksın. Yani şunun miligramına bile bir sürü canlı yerleştiren, değil mi, bir hapşırıyor musunuz içinde bilmem ne kadar bakteri, mikrop, bilmem şu bu var diyorlar. Sigara dumanında bile virüsler taşınıyor diyorlar. Bir damla suda bilmem ne kadar canlı var diyorlar. Bu dünya kulübesini bu kadar dolduran Allah, ya Jüpiter'i, Mars'ı, şunu bunu boş bırakır mı? Bırakmaz. Ama biz orada kendimizi aramakla hata ediyoruz. Bitki Zekası diye bir kitap okumuştum işte, İtalyan bir profesörün. Adam diyor ki, eğer diyor diğer gezegenlerde, şunlarda, bunlarda hayat varsa da diyor biz kendimizi aradığımız için muhtemelen yanlarından geçiyoruzdur diyor. Çünkü bizim tanıdığımız canlılık tek canlılık olmak zorunda değil. Biz şu an karbon bazlı hareket eden, soluyan, şu bu canlılar arıyoruz. Bunu canlılık diye tarif ediyoruz ve onu arıyoruz. Yani bizim gibi bir şeyler var mı diyoruz. Asıl sorduğumuz bu, bizim gibi bir şey var mı? Ama diyor bizim gibi olmak zorunda değil ki, belki daha da farklı. Bizim şu an kavrayamadığımız bir hayat sistemi var belki orada diyor. İşte orada Uzay Yolu dizisinden bir bölüm de örnek veriyor da şimdi o bölüme girmeyeyim, dallandırmayayım, budaklandırmayayım. Mesela bitkilerin zeka türü diyor bizimkinden farklı olduğu için biz onları aptal sanıyoruz. Halbuki diyor bitkiler çok zeki canlılar. Örnekler veriyor işte. Bir bitki varmış, ona saldıran böceği tanıyor. O böceği yiyen düşmanı olan diğer böceği de tanıyor. Ve o düşmanı olan böceği kendi ağacına çekecek kokuyu da biliyor. Diyelim ki o haşere onu işgal etti. Hemen bir koku yayıyor ki onu yiyecek olan diğer böcek gelip onu yesin. Bak diyor bu bir zeka. Çok stratejik bir zeka. Veya onun şeyi var mesela. Ağaçların kökleri yarışıyormuş birbirleriyle. Ama mesela aynı aileden olurlarsa
diyelim aynı ağaçtan alınmış tohumlar, kardeşini tanıyor diyor. O zaman diyor yarışmaya çalışmıyor. Yavaş yavaş köklerini uzatıyor diyor. Ama diyor başka ağaçtan tohum alıp getirdiğiniz zaman ya da başka bir cins tohum getirdiğiniz zaman ondan önce toprağı işgal etmeye çalışıyor diyor. Hani böyle bir sürü örnek var o kitapta. Bitki Zekası arkadaşlar kitabın ismi. Bak mesela o bir zeka ama bizim zekamız türünden değil. Daha farklı bir zeka. Biz onu kavrayamıyoruz. Bize değişik geliyor. Bitkiler aptalmış gibi gözüküyor. Yani canlıları, akılları, şunları bunları yokmuş gibi geliyor. Ama değişik var. Belki uzayda da böyle. Dallandırmayayım ama uzayda da böyle. Melekler farklı bir boyutta böyle. Bize göre değiller. Bizden daha değişikler. Algı düzeyimizin de üstündeler. İnsan güneşten gelen ışığın kaçta kaçını görüyor? Çok düşük bir miktarını. Mordan ötesini, kızıldan ötesini görmüyoruz. Belki de onlar o ışık tayfının aşkın bir düzeyinde mesela yansıyorlar. Bizim algılayamadığımız ışık düzeyinde yaşıyorlar. Ses düzeyinde yaşıyorlar. Bizim sesimizin bir sınırı var. Duyma sınırımız var. İşte şunun altı bunun üstü. 20 bin desibelin üstü diyelim. 2 bin desibelin de altı. O kadar duyabiliyoruz. O aralığı duyabiliyoruz. Belki onun çok çok üstünde seslerle hareket ediyorlar. Ya da çok çok altında seslerle hareket ediyorlar. Yani bizim algımızın sınırlı olduğunu idrakimiz şunu ortaya çıkarıyor. Bizim bir gaybımız var. Bak nereden nereye geldik. Gayba iman etmenin mantığı muktazisi olduğunu biz neyle öğreniyoruz? Kendi sınırlılığımızda. Kendi sınırlılığımızı kavramamızın bidayetine Allah'a iman. İnsan Allah'a iman ettiği anda zaten o aşkınlık dünyasını kabul etmiş oluyor. Aşkınlık boyutunu, ötesini kabul etmiş oluyor. Ve buradan itibaren bilgi başlıyor aslında. Bilgi sadece bu gördüğümüz, duyduğumuz şey değil ki. Çok çok ötesi bilgi. Bugün bilim adamlarının, kuantum teorisyenlerinin, şunların bunların, o CERN'de şeyleri çarpıştıranların uğraştığı alanla bu alanın ne ilgisi var? Beş duyunun ne ilgisi var? Ama bilgi. Demek ki bilgi bu alandan ibaret değil. Gayba iman ne demek? İşte mümine yine bunu öğretiyor gayba iman. Bilgi senin gördüğün, duyduğun, dokunduğun, tattığın alandan ibaret değil. Ötesi de var. Bunun kabulüyle başlıyor müminlik ve bunun kabulüyle başlıyor yine bilim. Evet arkadaşlar. Nereden nereye geldik? Evet, cennet bahardan ne kadar yüksek ise, cennet bahardan ne kadar yüksek? Çok yüksek. O ebedi, bu fani. O derece bahar bahçelerinin hilkati o cennetten daha müşküldür ve hayret fezadır denilebilir. O dar alandaki kısa paslaşmalardan dolayı diyelim. O dar alanda bir Yasin yazmak ve büyük alanda bir Yasin yazmak, zerrelerden Yasin yazmak, yıldızlardan Yasin yazmak gibi aralarında bir celal cemal, perspektif, küçükte gözüken azamet, büyükte gözüken azamet noktasında farklılıklar var. Ama o ona göre zor, bu buna göre zor, ikisi de bize göre zor, hepsi Allah'a göre kolay. Çünkü onun her şeye gücü yeter. Ve hu ala külli şeyin kadir. Kudretine sınırı yok. Evet, haşiyemiz bu noktaya dikkat çekti. Bize kudret noktasında baharla cennetin birbirine kıyaslanmasının, baharla haşrin birbirine kıyaslanmasının mantığını öğretti. Biz de zaten en baştan beri ayet-i kerimeyi okurken buna dikkat çekiyorduk. Demek buradan öğrenmişiz. Böylece öğrendiğimiz adresi de göstermiş olduk. Metnimize devam edelim. Evet, baharımızda yeryüzünü bir mahşer eden, 100 bin haşir numunelerini icat eden kadir-i mutlaka, yani sonsuz kudret sahibine cennetin icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, Efendimizin risaleti dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi diyor. Nereden çıkarıyor Üstad Hazretleri bunu? Hakikati Muhammediye'den. Burada şimdi hadis gelecek. Levlâke levlâke ve mâ halaktul eflâk. Sırrına mazhar oldu. Biz hadis diyoruz ama Üstad burada sır diyor. Bir yerde hadis diyor galiba ama. Fakat Ebu Bekir Sifil Hoca vesaire hocalarımız da hani sened itibariyle bunun hadis olmadığını söylüyorlar. Elhak onların söylediği gibidir. Çünkü yani hadis
hadis ilmi hadis aliminden alınır. Üstad Hazretleri bir müfessir, bir kelam ilmi alimi diyelim yani. O anlamda elbette hadis konusunda zaten elinde kaynaklar falan yok, sürekli diyelim göç halinde öyle yaşamış üstad. Bunları da öyle yazmış. Bunu senetli bir hadis olarak değil de bir hakikat olarak rivayet etmiş olabilir. Bunda bir beis yok. Hani üstadın o cehennem şeyinde yer altına inildikçe derecenin artması şeyini anlatıyor mesela. Sıcaklığın artması miktarını anlatıyor. Velev ki bugünkü fiziksel ölçümlerle üstadın dediği o şeyler tutmasın. O yerin altına gittikçe sıcaklığın artması meselinde verdiği miktarlar tutmasın. İşte dünyanın dönüş hızını veriyor saniyede şu kadar diye. Velev ki bugün ölçüden ondan farklı bir şey olsun. Bunlar arkadaşlar böyle şeyler Risale-i Nur'a zarar vermez. Genel anlamda da o alimin eserine zarar vermez. Diğer alimler için de söylüyorum bunu. Neden? Çünkü onlar bunu dolaylı olarak, yan delil olarak sarf ediyorlar. Yani cehennemi anlamaya bir bakış açısı olarak onu söylüyor. Ha, orada söylediği ölçü tam tutmamış. Olsun, sen bakış açısını al, doğru ölçüyü koy. Bunu hem Risale-i Nur'a bakarken hem de geçmiş ulemamızın eserlerine bakarken ihmal etmemeliyiz. O alim bir müfessirse orada bir hadis rivayet etmiş ama o hadisin senedi yokmuş veya işte kusurluymuş, şuymuş buymuş. O alim kendi alanından sorumludur. Ötekinden yan delil olarak bahsettiği için ona bunun hesabı sorulmaz. Lazım mezhep mezhep değildir diyorlar ya. O yalnız şu tabi ehl-i sünnet ve cemaat itikadı içinde kalma şartıyla. O orada onu yan delil olarak söylüyor. Asıl maksat yapmıyor. Onun asıl maksadı kelamdan, kelamullah'tan muradı ilahi çıkarmak ama bunu anlatırken de doğadan bir örnek, bilinen fizikten bir örnek veya o günkü bilimin kabul ettiği bir şey bugün belki yanlışlandı ama o günlerde kabul ediliyordu. Anlaşılması için onu bir örnek olarak anabilir. Onlarda hata çıkabilir ama o asıl maksada zarar vermez. Sen o örneği alırsın, o örneğin bugünkü doğrusu neyse onu koyarsın, onunla yoluna devam edersin. Alime de kusur bulmazsın çünkü o kendi alanından sorumlu. Sana onu mutlak doğru diye söylememiş, yan bir delil olarak sarf etmiş. Bu bakış açısını arkadaşlar kuşanalım. Böyle mevzularda çıkış olur bizim için. Üstad da levlake levlake ve ma halaktu leflak, yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hakikatini diyelim, sırrını diyelim. Beyan ediyor. Çoklukla da sır ve hakikat ifadesini kullanıyor ama bir yerde hadis diyor diyebilir. O ondan mesul mü? Yok, hadis alimi değil o çünkü. Hem şu manada da fazla yüklenmemek lazım böyle kullanımlara. Bu sadece üstadda değil. Geçmiş ulemada, Mevlana'da, Celaleddin Rumi Hazretleri'nde, başka mutasavvıfların eserlerinde, İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'te falan da olduğundan bahsediliyor. Bunlar orada bir hakikate işaret etmek için bu şeyi kullanıyorlar. Artı buradan çıkardıkları fıkıh da yok. Yani fıkıh zahir manasında, amellere hükmü manasında veya itikadi anlamda ehl-i sünnetten başka bir şey kastettikleri de yok. Eğer öyle bir şey olsaydı o zaman problemdi. Şimdi muhaddisler niye çok hassas, mutasavvıflar niye biraz daha ipleri gevşek tutmuşlar? Yani eserlerine baktığınız zaman bu tasavvufların hadisler konusunda muhaddisler kadar böyle ne diyelim bıçakları keskin değil. Biraz daha böyle geniş durmuşlar. İşte hadis olmadığı söylenen, senedi olmadığı söylenen şeyleri bile hadis diye rivayet etmişler. Ya bu nasıl olur falan. Ama mutasavvufun bir arkasındaki alan fıkıh değil ki veya itikat değil ki. Arkadaşlar bunu ihmal etmeyelim. Yani muhaddis hassas olmak zorunda çünkü onun bir arkası fıkıh. Yani onun rivayet ettiği hadisler, özellikle ilk dönem alimleri için söylüyorum, o tabi'in, tebe-i tabi'in ve ondan sonrakiler mesela o ilk dönem şeyler, hemen o an İslam zaten şey, yani şekilleniyor, sistemleniyor. Onlar orada çok hassas olmalılar ki yanlış bir şey oluşmasın, bir gelenek, bir fiil şekillenip gitmesin. Onlar orada 40 kere itina göstermişler. Hatta mesela diyorlar bazı hadis alimleri çok aşırı hassasiyetlerinden sahih hadisleri bile
cerh etmişler. Yani çok hassas oldukları için sahih hadis konusunda. Üstad onun isim de örnek veriyordu. Şimdi aklıma gelmedi. Ama mutasavvıfların arka bahçesi artık fıkıh değil. Yani mutasavvıfların oluştuğu dönemde fıkıh zaten şekillenmiş, yerleşmiş. İtikat zaten şekillenmiş, yerleşmiş. Yani işte miladi 1000. yılda mı mesela genelde tarikat kutupları aynı yüzyıl içinde falan doğmuşlar. Yani mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kuddise Sürruh, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kuddise Sürruh vesaire, İmam Şazeli mesela, onların şeyine bakıldığı zaman, doğum tarihlerine, vefat tarihlerine birbirlerine çok yaklaşık zamanlar. Bir nevi tasavvuf asrı gibi bir asır yaşanmış o dönemde. Ama o zaman zaten fıkıh şekillenmişti, İslam oluşmuştu. Onlar arka bahçelerini şey olarak görmüyorlardı. Fıkıh olarak görmüyorlardı. Neydi? Ahlak. Onların arka bahçesi ahlaktı artık. Ahlak olduğu için fazilete dair hadisleri böyle veya işte hakikati Muhammediye'ye dair hadisleri bu şekilde rivayet etmişler diye biliyorum ben arkadaşlar. Tabi bu da benim yaptığım okumalardan aklımda kalan şeyler. Yanlışım varsa, hatalıysam arayın. Yani yorumlara yazın bu şeylerde ama ben böyle biliyorum. Ve bu bir çıkışmış gibi gözüküyor bana. Yani istikametli olan buymuş gibi geliyor bana. Böyle bakmak lazım. Mutasavvıfların yoksa gayesi haşa dine bid'a oluşturmak değil. Ehl-i sünnetten aykırı ekolleri ayırıyorum. Ama ehl-i sünnet vel cemaat içindeki tasavvuf ekolleri böyle bir niyetle bunu yapmıyorlar. Yani arka alanları fıkıh olmadığı için biraz daha rahat davranıyorlar diyelim. Ondaki fayda mülahazasını daha çok istimal ediyorlar diyelim gibi geliyor. Allah hepsinden razı olsun emeklerinden. Muhaddis olsun, mutazavvuf olsun. Allah hepsinin emeklerinden razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Evet. Levlâke levlâke ve mâ halaktu leflak sırrına mazhar oldu. Bu yani rivayet üzerinden değil ama bir ayet üzerinden Ebu Bekir Sifil Hoca savunuyor arkadaşlar. Hakikati Muhammediye'yi bir ayet üzerinden Ebu Bekir Sifil Hoca savunuyor. Bunun videosu da vardır YouTube'da. Yani bu sır sadece buna dayanmıyor. Başka başka rivayetler, ayetler de var ki Efendimizin nurundan alemin yaratılması gibi şeyler, bunların bütünde gösterdiği resim burada bir şey olduğunu da gösteriyor yani. Sadece bu rivayetlik bir iş olmadığını da gösteriyor arkadaşlar. Bunu da altını çizmiş olalım. Onun gibi ubudiyeti dahi öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi. Şimdi risaletinin dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet vermesi, ubudiyetinin öteki dar-ı saadetin açılmasına sebebiyet vermesi. Bu çok ilginç bir şey. Efendimizin potansiyeli, öyle anlayalım, ben hani öyle kafama yaklaştırıyorum, İnşallah yanlış değildir bu cümleyi, yani demek nasıl ki onun risaleti şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi cümlesini, yani Efendimizin ifade ettiği o potansiyel, o insanın olabilitesi, çıkabilitesi, miraca kadar varabilitesi, bak uyduruk kelimeler kullanıyorum ama bunların altında benim kelimenin, lisanımın yetmediği işler var. Ondaki olabilirlik, Cenab-ı Hak onun hatırına, yüzü suyu hürmetine bu imtihanı yaratmış, dar-ı imtihanı. Sadece o mu? Elbette onun altında diğer peygamberlerin, ümmetlerin, hidayete eren müminlerin, cennetliklerin hepsinin hakkı var. Varlığın diğer kısmının da hakkı var. Ama hepsinin özünde, hepsini kendinde toplayan şuurlu şuursuz, zekalı zekasız, duygulu duygusuz, bütün canlıların, bütün ruhlu, bedenli, kalpli, hepsinin sırrını kendine toplayan çekirdek, tabiri caizse Big Bang'in özü, o diyorlar ya işte varlık bir patlamadan doğdu, teori, daha ispatlanmış bir şey yok ama yani teori olarak bir açıklama olarak duruyor, belki de yarın başka bir türlü diyecekler. Ama şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, hakikati Muhammediye evren için manaca budur zaten. Yani o
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki sır, onun temsil ettiği şey, daire ilimde olsun, daire vücutta olsun. O varlıktır zaten bütün varlığa taşan, yayılan, onlarda okunan. En küçükteki temsili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kainatın özüdür Efendimiz. En büyükteki de işte alemdir. O anlamda o potansiyel, o çekirdekteki yoğunluk, alemin yaratılmasına sebebiyet verdi. Dar-ı imtihanın yaratılmasına sebebiyet verdi. Onun tekrar ağacın meyvesi olarak muvaffak olduğu kulluk, ubudiyet. Bak şimdi, ağaç bir tohumdan geldi ama ağacın da meyvesi oldu. Orada da bir tohum oluştu bak. Bir tohum, bir ağacı meyve verdi, ikinci tohum da ikinci ağacı. Onun gibi ubudiyeti dahi öteki dar-ı saadetin açılmasını sebebiyet verdi. Sanki böyle bir sır anlatıyor bu cümleler. Acaba hiç mümkün müdür ki? Bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı alem, alemin düzeni ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanat, sanatın güzelliği, misilsiz cemal-i rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğinin yine güzelliği diyelim. O duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Bakın bu çok ilginç. İşte dedik ya, o bir tohumdan dar imtihanı yaratsın, potansiyel tohumundan dar imtihanı yaratsın, ama o potansiyelin gerçekleştiği tohumdan, yani o sahaya çıktığı, ubudiyetini yaptığı, duasını ettiği, dini yaydığı, hidayeti hem yaşayıp hem yaşattığı, yani gerçekleşmiş tohumdan, vücut bulmuş tohumdan başka bir alem yaratmasın. Ya olabilir mi? Potansiyelden bunu yaratan ötekinden elbette yaratır. Yani bir tohumu ziyan etmeyen ötekini niye ziyan etsin? Ki o kişi de, yani o şey yapmayan, yani ziyan etmeyecek olan kişi de bütün akılları hayrette bırakan bir intizam-ı alem sahibi. Geniş rahmet içinde kusursuz hüsnü sanatı var. Misilsiz cemali rububiyeti var. O duaya icabet etmekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi? İntizamsızlık, çünkü yani o düzen son buldu. Tohumdan ağaca, tohumdan ağaca düzeni son buluyor. İki, çirkinlik, çünkü orada bir sürü şey oldu. Güzel şey yaşandı, hikmetli şey yaşandı. Ama o hikmetler ahiretle tamamı eremediler, eda olamadılar. Efendimiz mesela hasır üstünde yattı Aleyhisselatü Vesselam. Onun hak ettiği o mükafat açısından bu dünyadaki hayatı tamam olmadı. Ahirette tamamlanmazsa çirkin değil mi yani bu? Bir eksiklik kalmaz mı? Merhametsizlik yine o açıdan düşünülebilir. Yani Efendimizin ve bütün varlığın ettiği dualar yanıtsız bırakılarak, sonsuz yaşam adına ettikleri talep cevapsız bırakılarak onlara merhametsizlik edilmiş olmaz mı? Gibi gibi manalar arkadaşlar siz çoğaltın. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada yaptığı intizam da, sanat da, güzellik de, terbiye de, hepsi de ahiretle tamam oluyor. Efendimiz üzerinde okunanı da böyle, varlık üzerinde okunanı da böyle, insanlık üzerinde okunanı da böyle. Böyle bir intizamsızlığı kabul etsin. Yani en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, yerine getirsin. En ehemmiyetli, lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Ona geliyor. Eğer ahiret olmasa, yani haşa ahiret olmasa, bu dünyada ben ekmek istiyorum, veriliyor. Su istiyorum, veriliyor. Hava istiyorum, veriliyor. Fanilik adına bir sürü şey istiyorum, veriliyor. Geçici devamının adına bir sürü şey istiyorum, veriliyor. Ama sonsuzluk istiyorum, onu vermiyor. Ya niye? Asıl o. Bunlar ne ki? Bunlar gene geçiyor, gene geçiyor. Cennet olmadıktan sonra bunlar işte idama giderken yolda önüne sofra konmuş adam gibi. Adam ne yapsın o sofrayı? Yok, önünde dar ağacı asılı. 5 dakika sonra
giyotini vuracaklar mesela. Giyotin masası yanında duruyor. Orada cellat giyotini bile eğiliyor böyle yağ çekiyor. Psikopatın biri böyle adama bakarak böyle yağ sürüyor diyelim veya bileğiliyor diyelim giyotini. Ama adama da sofra kurmuşlar, gel yiyelim biraz eğlenelim. Yani dünyadaki halimiz bu olur eğer ahiret olmazsa. Yediğimizin içtiğimizin bir lezzeti kalır mı? Hatta alay edildiğimizi, bize küfür edildiğini, ayrıca eziyet edildiğini düşünürüz böyle bir şey görsek. Niye kandırıyorsun deriz mesela, niye alay ediyorsun deriz mesela. Çocuğa birisi yokken bir şey, gel şeker vereceğim dese, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir kadının çocuğunu öyle çağırdığını duymuş. Ne vereceksin demiş, demiş hurma verecektim. Eğer bir şey vermeseydin yalan olurdu bu demiş, aldatmak olurdu. Bak, oradan buraya gelelim. Eğer Cenab-ı Hak bir şey vermeyecekse biz bu dünyada aldatılmış oluruz. Çünkü bizi çağırıyor. Bizi varlığa çağırıyor. Bir sürü lezzet yaratmış. Ama onlar gidici de kalmıyor. O zaman kandırılmış olurduk ki ateistlerin, inkarcıların Allah düşmanlığı biraz da arkadaşlar bu noktadan beslenir. Yani onlar alt psikolojide, şuur altında böyle hissediyorlar. Tadıyorlar ama ellerinde kalmıyor. Bir düşmanlık büyüyor buradan. Bir öfke, bir kin. Bir nasıl böyle olur falan şeyi büyüyor. Onu da varlığa karşı, Allah'a karşı, dinlere karşı, Müslümanlara karşı özellikle hususen bizimle uğraşıyorlar. Bir düşmanlık olarak kusuyorlar böyle. Sanki intikam alır gibi. Aynı şeytan gibi yani. Şeytan nasıl itaatten çıkmasının intikamını insanlardan alıyor. Mümin kullardan almaya çalışıyor, onları kafir edip. Bunlar da öyle. Nasıl bir kişiyi daha benimle beraber sırattan kaydırırım aşağı. Onun derdindeler yani. Bir kişiye daha çelme takayım peşindeler. Neden? İntikam içinde öfke, nefret, pislik büyüyor yani. Onunla bir şey istiyor böyle. Bir intikam, bir zarar verme. Batsın bu dünya. Ya benimsin ya toprağın. Ben batarsam hepinizi yakarım gibi bir psikolojiyle bunu yapıyorlar arkadaşlar. Allah ıslah etsin ıslah olanlarını, olabileceklerini. Olmayanlarını da başımızdan defüref eylesin. Evet. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa. Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Burada yine bir haşiye geldi. Hemen bakalım. Yani bir dipnot, bir açıklama notu. Evet. İnkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. İnkılab-ı hakaik, yani hakikatlerin tersine dönmesi, ittifaken muhaldir, imkansızdır. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal, imkansızın da imkansızı muhal ender muhal. Bir zıt kendi zıttına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde, zıtlara inkılap içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıddının aynı olsun. Mesela bir de örnek verecek. Mesela nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşhut ve katiyül vücud olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Yani işte o, ben geçenlerde bu örneği kullandım. Adam çok cömert ama bir zırnık vermez kimseye. Ya dersin lan, nasıl bir tarif yaptın sen? Böyle tarif olur mu? Bir tuhaflık var bunda. Hem cömert diyorsun hem zırnık koklatmaz diyorsun. Bir zırnık vermez diyorsun. Böyle şey olmaz deriz. Bu işte inkılab-ı hakaik gibi yani, ya da cem-i zıddeyn gibi bir şey. İki zıttı bir arada görüyorsun. Olmaz bu. Hani tuhaf gelir. Olmayacağını anlarız. Ya o kadar mesela ıslağım ki her tarafım kupkuru. Lan deriz, nasıl bir şey söylüyorsun sen ya? Her tarafım ıslak ama kupkuru. Veya o kadar kuruyum ki her tarafımdan terler akıyor. Herhalde deriz başka bir şey söylemek istedi. Alay etmek istedi. Yoksa bu mantıklı bir cümle değil deriz yani. Bu böyle söylenmez. Bu tutarsızlıktır yani. İşte Düsü Hazretleri burada ona dikkat çekiyor. İnkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Bir şey hem bu hem bu olmaz.
iki şey birden olmaz bir şey. Yani şu anlamda beraber taşınmayacak özelliklerse bunlar. İşte hem çok sıcak hem buz gibi. Ya işte hem çok cömert hem çok cimri. İkisi birden olmaz. Ve inkılabı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıt kendi zıttına inkılabıdır. Ve bu inkılabı ezdad içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıttının aynı olsun. Adam o kadar cömert ki zırnık vermiyor, işte bu. Kendi zıddının aynı olsun. Öyle bir şey olur mu? Mesela nihayetsiz bir cemal, sonsuz bir güzellik, hakiki güzellik iken hakiki çirkinlik olsun. İşte o kız o kadar güzel ki yüzüne bakılmaz ya. Lan dersin, nasıl diyorsun sen? Nasıl bir şey diyorsun? Hem güzel diyorsun hem yüzüne bakılmaz diyorsun. Ya o kadar şirin, o kadar şirin bir çocuk ki illallah dersin. Lan nasıl yani? Şirin diyorsun, illallah diyorsun, bu ikisi beraber olur mu? Herhalde kinaye yaptı diyoruz o zaman. Şirin kısmı şeydir diyoruz. Alay veya gönderme veya söz sanatı. Bir şey yaptı orada. Yoksa asıl manasıyla kastetmiş olamaz diyoruz. İşte şu misalimizde meşhut, şahit olunan ve katül vücut, kesinlikle vücudu olan, varlığı olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. İşte dünyada muhal ve batın misallerin en acibidir. Yani Cenab-ı Hak bizi bir maksada dönük yaratmış. Rububiyet üzerinden anlatıyorum arkadaşlar, o cemal-i rububiyet şeyinden. Cenab-ı Hak bizi bir maksada dönük yaratmış. Binler hikmetlerle yaratmış. Binler maslahatlarla yaratmış. Binler meyveler alıyor şekilde yaratmış. İşte bu amaçların içinde ubudiyetimiz var. Tesbihimiz, tazimiz, her bir parçası ayrıca var. Tefekkürümüz var, şuyumuz var, buyumuz var vesaire. Bunların hepsinin yüzü devama bakıyor. Devam edecekmiş gibi. Yani devam edecekmiş gibi de yapıyoruz ve onunla da biz devamı istiyoruz. İşte on aczimizi koymuş, fakrımızı koymuş, şunu koymuş, bunu koymuş. Biz bir şey şekilde o terbiyede işletiyor. Terbiyesi gösteriyor ki bir yere götürecek bizi. Yani bu eğitim, bu talim yapılıyor. Bir şey var yani, bir mevzu var oraya bu eğitim. Eğer diyor başıboş bırakırsa şey dersiniz, o hikmet saçmalığa döner. Haşa. Nasıl? Şimdi bir adam size hiçbir iş yaptırmayacaksa size bir eğitim vermemesi normaldir. Bunu anlarsınız. Ama bir adam size çok iyi bir eğitim veriyor. Bilgisayar mühendisliği eğitimi, işte atıyorum grafik eğitimi, mühendislik eğitimi, mimarlık eğitimi, şu bu. Ama yine geliyor size limon sattırıyor. Ulan dersiniz, bu nasıl saçma bir şey oldu? Veya limon sattırmıyor, hiçbir şey yaptırmıyor. Gel kapıda bekçi dur diyor. Dersiniz lan bu saçma oldu yani, bu olur mu? O kadar eğitim niye? Hani bu kadar eğitimi vermekle hikmetini, ilmini göstermiş olmadı. Neyi göstermiş oldu? Saçmalığını göstermiş oldu, abesliğini göstermiş oldu, masrafını ziyan etti, israfını göstermiş oldu, iktisatsızlığını göstermiş oldu yani. Oradaki o ilim, o tecelliler hepsi tersine dönüştüler, devamı gelmemekle. Devamı gelseydi tamam olurdu. Mimarlık okuyan mimarlık yapsaydı tamam olurdu. Bilgisayar mühendisliği okuyan mesleğinin gereğini yapsaydı tamam derdin, bu eğitimin bir şeyi var. Ama onu verdi, bunu verdi, şunu öğretti, bunu eğitti. Bu tarafa geçtik, gittin bekçi yaptı, seni bekçi yapıyoruz. Beni niye o kadar zorladın ki deriz mesela o zaman. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak bu dünyada bize neler 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 talim ettiriyor, rububiyetiyle bizi yetiştiriyor, eğitiyor, maksada götürüyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Belli ki varlığımızın devamını istiyor, gelişmesini istiyor. Ne için? Bir yere vermeyecek mi bizi yani? O eğitime göre bir yere. Kazandığımız amele göre bir yere, burada yaptığımız ibadete göre bir yere. Vermeyecek mi yani? Herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi üst olanı kendisine göre bir makama, daha altları kendilerine göre makama, bizim gibi aşağıdakiler zaten ayağımızı cennete atsak yeter de
lütfu yezdan ile belki başka makamlara, başka yerlere yerleştirecek. Öyle yaparsa burası anlamlı olur. Yoksa işte o şey cemal iken çirkinliğe dönüşür. Çünkü boşa gitti. Boşa giden emeği tersine çeviriyor arkadaşlar. Böyle düşünelim yani. Pekala. Akdimizde az kalmış. Salavat'ı okuyalım ve bitirelim. Şurayı bir daha okuyayım, aklınızda kalsın. Evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıt kendi zıttına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki, zıt kendi mahiyetinde kalmakla beraber kendi zıddının aynı olsun. Mesela nihayetsiz bir cemal, hakiki cemal iken hakiki çirkinlik olsun. İşte şu misalimizde meşhut ve katiyül vücud olan bir cemal-i rububiyet, cemal-i rububiyet mahiyetinde daim iken aynı çirkinlik olsun. Böyle bir şey olamaz. İşte dünyada muhal ve batıl misallerin en acibidir. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip çirkin olamaz. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi imtihan neyle açıldı? Eğitilebilir olanla, eğitecek olanla açıldı. Ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Çok iyi bir eğitim alındı. Çok iyi bir eğitim verildi. Bu da görevlendirilme, asıl bölgeye sorumluluk şeyini gösteriyor. Bir daha okuyayım bu final cümlesini. Şak diye kafamıza yazılsın. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi ubudiyetiyle de ahiretin kapısını açar. Allah onun şefaatine hepimizi nail eylesin. Burada bir salavat var arkadaşlar, onu da okuyalım. Aleyhi salavatur rahmani mil ed dünya ve daril cinan. Allahümme salli ve sellim ala abdike ve rasulike zalikel habibil lezi huve seyyidul kevneyn ve fahrul alemeyn ve hayatud dareyn ve vesiletus saadeteyn ve zül cenaheyn ve rasulus sakaleyn ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ala ihvanihi minen nebiyyine vel murselin. Amin. Kısa bir manası da şöyle: dünya ve cennetler dolusu Rahman'ın rahmeti onun üzerine olsun. Amin. Allah'ım, kulun ve Resulün olan iki cihanın efendisi ve iki alemin medar-ı iftiharı ve iki dünyanın hayatı ve iki cihan saadetinin vesilesi ve zülcenaheyn, yani iki kanat sahibi, iki yönlü manasında burada herhalde dünya ve ahiret boyutları kastedilmiş. Zülcenaheyn ve cin ve insin peygamberi şu Habibine, bütün âl ve ashabına ve Nebi ve Resul kardeşlerine salat ve selamet. Amin, amin, amin. Bu salavatları da ben çok değerli buluyorum. Bizim büyüklerimiz, Ehl-i Sünnet vel Cemaat uleması, meşayihi, dervişleri bile bir ilmi bahsi anlattıklarında içinde taraftarlıklı, yani taraftar olduklarını, o ilimle amel ettiklerini, o ilmin sevdalısı, gönüllüsü, gayretlisi olduklarını belirtir şekilde dualar, ifadeler, salavatlar kullanırlar arkadaşlar. Böyle akademisyen metni gibi, Anglo-Sakson akademisyen metni gibi tarafsız olmaya çalışmazlar arkadaşlar. Bu bir ahir zaman vartasıdır bizim için. Çünkü biz ilmimizi böyle anlatmayız. Müslüman, Ehl-i Sünnet vel Cemaat bir Müslüman ilmini böyle anlatmaz. Nasıl anlatır? Taraftar olduğunu belli eder şekilde anlatır. Bak, Efendimiz anlattı. İşte Muhammed bilmem ne, hani haşa sümme haşa, bu eski din kültürü kitaplarında var ya, Hazreti yok, önünde Hazreti yok, peşinde salavat yok. Eskiden Cumhuriyet'in başındaki böyle kitaplarda öyle anlatılıyormuş. Veya işte ilk din kültürü kitaplarında falan da hani böyle örnek gösteriyorlar eski kitapları. Hakikaten şey gibi yani, sanki askerlik arkadaşından bahsediyormuş gibi, babasının oğlundan bahsediyormuş gibi bahsediyor peygamberden. Haşa.
buradaki gibi biz de kendimiz de metin üretirken hiç gocunmayalım, yerinmeyelim, böyle tuhaf hissetmeyelim. Biz bu davanın içindeyiz, elhamdülillah diyoruz Müslümanım demeden önce, değil mi? Bu ne demek? Övünüyoruz biz bununla. Seviniyoruz biz bununla. Niye onu belirtir, taraftarlığımızı belirtir, razılığımızı belirtir ifadeler içine yerleştirmeyelim? Elbette bunlar yer alacak ki ulemamız da biz de burada birçok güzel örneğini gösteriyorlar. Üstad Hazretleri de metnin içine yaydığı dualar, salavatlar vesaire eşliğinde bu metnin böyle okudum geçtim metni değil, içinde kalınacak, dualanılacak, taraftarlık hissedilecek, bir tür tasavvuf da alınacak, feyiz de alınacak bir metin olduğunu hissettiriyor. Biz de dilimizi, yazımızı, düşüncemizi bunlara alıştıralım. İnşallah bu terbiye ile daha da içselleşmiş, daha da hayata dönüşmüş bilginin emanetçisi oluruz diye umuyorum arkadaşlar. Tevfik, hidayet, nur elbette Allah'tan. Pekala, bugün biraz daha erken bitirmiş olduk. Erken derken birkaç dakikacık ama yine de erken. Allah hepinizden razı olsun. Yarın artık, yarın veya ertesi gün veya müsait olduğumuz bir gün inşallah 6. hakikate başlıyoruz. 6. hakikat de çok kısa değilmiş. Bakınız şu an bakıyorum. Uzun bir metin yani. 5. hakikatten bile uzun galiba. Onun da tamamını bir kez okuruz ilk derste. Ama ondan sonraki derslerde artık tamamını okumayız. Kaldığımız yerden okuyarak bu hakikati işleriz. Metinde mesafe almak adına. Bakıyorum 7. hakikat de pek kısa değil. 8 de çok kısa gözükmüyor. Herhalde bundan sonraki hakikatlerde hep böyle yaparız. Önce böyle yapmıyorduk ama. Evet, uzun gidiyor. 11. Evet. Bir 12 belki. Biraz daha kısa mı duruyor ne? Hülasaca ne bak, afiyetli ömür versin de bunları okuyalım. Bundan güzel iş mi var? Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.